Evet sevgili Kıbrıs Postası TV takipçileri, şu sıralarda sizlere Kapalımaraş içerisinde bir alanı gösteriyoruz. Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı Tatar 47. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kapalımaraş'ın açılımında ikinci aşamaya geçileceğini duyurdu. Bu ikinci aşama içerisinde yine Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden hak sahiplerinin mülklerinin iadesinin mümkün kılınacağını ve hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini de söyledi. Buna göre Kapalı Maraş'ın %3,5'luğuna tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsünden çıkarılacağını da söyledi. Evet, şimdi görüyorsunuz bu alandaki %3,5'luk alana tekabül eden alan burası. Kapalı Maraş'ın içerisinde burada da bir temizlik çalışmaları başladı. Yine Kapalı Maraş'ta ana caddeye bağlanan bu yol üzerinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın söylediği gibi taşınmaz mal komisyonu üzerinden halk sahiplerinin mülklerinin iadesinin mümkün kılınacağı bildirildi. Bu alan neresi sizlere gösterelim? Endüstri Meslek Lisesi'nin arka tarafı. Bu alanda yapılan çalışmalarla hem buradaki bölgede açılım gerçekleşecek ve Kapalı Maraş'ın bu alanının da açılarak diğer taraflardaki gibi ziyarete açılımının gerçekleşeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Hem de buradaki %3,5'luk alanda mal sahiplerinin, mülk sahiplerinin mülklerine tabii ki başvuranların iade edilmesinin mümkün kılınacağı söylendi. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından bugün gerçekleştirilen kutlamalar sırasında. Evet, buradan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yine burayla ilgili gelişmeleri sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Buradaki gelişmelerin gelecek günlerde, önümüzdeki günlerde ne olacağını sizlere yeniden aktaracağız.